Arkadaşlar selamlar. Bu haftanın konusu yine bir çamaşır makinesi oyuncağı. Kendisi burada. Daha önce biliyorsunuz birkaç tane oyuncak yapmıştık. Daha önce 4 tane oyuncak yapmıştık. Şu anda 2 tanesi sadece bende. Diğer 2 tanesini ve kuruntucu oyuncağını satmıştım. Şimdi bu videonun konusu yeni yaptığım oyuncakta bu iki oyuncaktan neler farklı yaptım. Onları bahsedeceğim. Elimde olan 2 tanesinden en karmaşık olanla başlamak istiyorum. Bu oyuncakta toplamda 4 amortisör var. 2 tane sağda, 2 tane solda olmak üzere. Çekmecesi, deterjan çekmecesi açılabiliyor. Kapısı tüm oyuncaklardaki gibi açılabiliyor. Burada bir hız kontrol devresi var. Ve makinenin nobu şeklinde şu anda. Buradan sistem açılıp kapanabiliyor. 4 tane yayı var. Daha önce hiç 4 tane yaylı bir makine yapmamıştım. Onun dışında bir tane şematik pompası var. Arka tarafa baktığınız zaman boşaltma pompası gibi görünüyor şu anda. Arduino kontrollü rölelerle birlikte sağa ve sola motor dönüşünü kontrol edebiliyoruz. Motoru kısmen daha küçük PlayStation titreşim kollarında olan motorlardan. Aynı zamanda tam bunun içerisinde bir tane de LED lamba var. Şimdi bir çalıştıralım. Bu iki beyaz makinenin özelliği şu. Motor sistemi için dışarıdan başka bir güç veriyoruz. Kart için başka bir güç. Yani 2 tane fiş ihtiyacı var. Şu anda sistem çalışmaya başladı. Aynı zamanda LED display var. Onu söylemeyi unuttum. Şu anda motor çalıştırırsak gördüğünüz gibi sola ve sağa dönüş yapabiliyor. Çok yüksek hızlara çıkarmak istersek buradan gerilim arttırmamız gerekiyor. Birinci makinemiz böyleydi. Şimdi ikinci makineye geçelim. Arkadaşlar ikinci makineden de bahsedecek olursak bu makinede 2 yay ve 2 amortisör var. Bir solda, bir tane de sağda. Yine benzer şekilde motor sistemi için bir güç girişi. Şuradan. Bir de Arduino ile sistemi besliyoruz. Burada sola ve sağa dönüşleri yine röle ile kontrol ediyoruz. Bu makinede display yok. Display kodları karışık diye sadece motorun sola ve sağa dönmesini sağlayacak şekilde minimum bir tasarım, elektronik tasarım yapma gereği duymuştum burada. Burada ikinci bir konu da motorun hemen hemen her türlü basit oyuncakların içerisinde bulunan basit bir motor olması. AliExpress üzerinden çok düşük fiyatlara alınabiliyor olması. Bu, özellikle bunu seçtim ki bu makineyi yapmak isteyenler Thingiverse üzerinden indirdikleri STL dosyalarıyla birlikte 3D printer'la basıp kendileri yapabilsinler diye. Çünkü bu makinede çok ciddi anlamda benim uydurma yaptığım parçalar var. Mesela bu körük. Burada bir körük var yine aynı şekilde. Biraz daha karmaşık. Bunun yapması biraz daha zor. Ama bu makineyi bence biraz printerla uğraşmayı seven herkes yapabilir. İsterseniz bunun da demosunu yapalım. Şu anda motor sistemi için güç açık durumda. Sadece kartı besleyeceğiz. Kartı besledik. Şu anda sistem röle üzerinden çalışıyor. Sadece bizim motora biraz güç vermemiz gerekiyor. Buradaki tehlikeli durumlardan bir tanesi şu. İsterseniz şunu bir kapatayım. Şimdi bu hız kontrol devresi 9 volt üzerinde bir tetikleme ile aktif oluyor. Mesela şu anda 6-8 voltta. 3.5 volta getirdiğim zaman bu artık çalışmıyor. Ama benim DC motorum da aslında 6-8 voltta yanıyor. Ben ne yapıyorum? Bunu 6-8 volta getirdiğim zaman hız kontrolümü çok az kullanabiliyorum. Çok fazla açtığım zaman buradaki gerilimin çoğunu geçmesini sağladığı için motor yanıyor. Bunu daha önce bir tane motor yakarak tecrübe etmiştim. O yüzden bunun böyle bir sıkıntısı var. Aynı zamanda bunun için kod bilmeniz gerekiyor. Beyaz makinede, bu diğer makinede olduğu gibi. Arduino ile 2 tane adaptör, 2 tane güç girişi yapmanız gerekiyor. Bu gibi sorunları aşmak için, yani daha hızlı bir makine olsun, daha basit bir makine olsun mantığıyla 3. bir makineyi yaptım. O da bugünkü videonun konusu olan bu makinemiz. Şimdi makine özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra denemesini yapalım. Makinenin ebatları yükseklik olarak bir önceki makineden daha uzun. Şu anda altında sünger olduğu için belli olmuyor ama aslında şuradan 5 mm kadar daha uzun bu. Kontrol panelleri tamamen aynı tasarım. Birbirine uyumlu olmasını istediğim için bundan sonraki OLED kullanmayacağım, display kullanmayacağım sistem tasarımlarını bu şekilde yapacağım. Bana daha estetik geldiği için bu sistemi değiştirmedim. Tamburu daha büyük. Kazanı daha büyük. Kazana bir önceki yaptığım makineden de daha büyük aslında. Kasnaklar, 3 makinenin de kasnağı aynı. Bu kasnak tasarımını sevdiğim için değiştirmedim. Şunu da bakalım isterseniz şöyle söküp. Gördüğünüz gibi bu da aynı. Bu makinede ne yaptım peki elektronik kart olarak? Elektronik kart sadece motor sürücü var. Bu da hazır bir komponent ve inanılmaz derecede basit. Sadece 2 güç girişi ve 2 de motor besleme çıkışı var. Şu yeşil gördüğünüz parçalar. Ne yapıyoruz? Güç girişini alıp buradan adaptör girişine bağlıyoruz. Çıkan 2 motor çıkışını da motora bağlıyoruz. Motor elimde olan bir motordu ama bu da AliExpress üzerinden bulunabilecek bir motor. Bu videoyu yüklediğim sırada eğer benzer bir motor bulursam onu da açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Aslında ikinci bir motorlukta şunu gösterebilirim. Bunun aynısı, sadece mili biraz daha uzun. Ben bu motoru değil de mili uzun motoru kullanmak istedim. Nedeni de bu kasnakla olan mesafesini tam karşıladığı için. Şimdi bunu bir deneyelim. Bunda şunu söylemedim sanırım. 2 yay, 3 amortisörü var. 2 tanesi sağ tarafta. Bir tanesi sol tarafta. Normalde bu şekilde asimetrik olan tasarımlar da çamaşır makinesinde kullanılıyor. 2 yay 3 amortisör, 2 yay 2 amortisör, 2 yay 4 amortisör, 3 yay 4 amortisör. Bunlar tamamen tasarımcının yaptığı tasarıma bağlı olarak değişebiliyor. Şimdi bunu bir bağlayalım. Burada işin güzelliği şu, artık bu Arduino besleme kablosuna ihtiyacım yok. Sadece 9 volt veya 12 volt bir adaptörüm olması yeterli. Şu anda bunu şöyle bağlayayım. Bağladım. Şu anda sürücü karta enerji geldi. Buradan tek yapmamız gereken nobu çevirmek. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. 6-8 volt gerilimde maksimum kaç hıza çıkacağız? Bir de 12-16 volt gerilimde maksimum kaç hıza çıkacağız? İnanılmaz derecede hızlı bir makine oldu. Başına bir şey gelmezse bir denemesini yapalım. Şu anda 6-8 volttan başlıyorum. Şöyle yapalım. İçerisinde yük olduğu zaman makine zorlanacağı için maksimumuza yüksüz çıkalım. Daha sonra yüklü bir zorlamada yapalım. Şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde çıktı. Şimdi 12-16 volt gerilime geçelim. Burada çok daha hızlı bir geçiş olacak. Bu videonun konusu da böyleydi. Değişik bir makine oldu. En azından yaptıklarımdan çok farklı görünmese de konstrüksiyon olarak. Renk olarak güzel bir seçim oldu. Metalik ile siyahın güzel uyduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum videodan siz nasıl hissediyorsunuz ama normalde bunlara oyuncak diyebiliyorsak bu bir üst segme bir makine oldu. Ben açıkçası çok beğendim bu renkleri. Çok uyumlu. Elektronik sistem olarak da tek girişle beslemek yine çok rahat bir sistem oldu. Aslında bu iki ayrı beslemeyi de birleştirebilirim ama o kadar elektrik bilgim olmadığı için uğraşmak istemiyorum. Bu şimdilik benim işimi görecek bir sistem. Bundan sonraki bir sonraki makineyi de yine aynı motoru, aynı sürücü kartı sistemini kullanarak biraz daha farklı bir yapıda yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Farklı konularda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.